Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Hakkari'den seslenmekteyiz. Emir Harita Mühendislik firmasının konu olduk. Yanımızda firma sahibi ve aynı zamanda harita mühendisi Sayın Kutlu Özbek bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Kutlu Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Kutlu Bey, hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Kutlu Bey, burada verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Evet. Kutlu Özbek kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ben 2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2 yıl İstanbul'da çalıştım, Sivas bölgesinde çalıştım, Erzurum bölgesinde çalıştım. Yine haritacılık alanında kendi mesleğimde çalıştım. Evet. Ondan sonra 2007 yılında Hakkari'ye döndüm. 2007-2008 yılından itibaren de Hakkari'de haritacılık alanında hizmet veriyorum. Emir Harita ve Mühendislik İşletmesi'ni kurdunuz. Burada da işlerinize devam ediyorsunuz. Evet, şimdi efendim Emir Harita ve Mühendislik olarak sunmuş olduğunuz hizmetler, faaliyet alanları nelerdir? Biraz yapmış olduğunuz işle ilgili bilgi verir misiniz bizlere? Bizler haritacılık alanında Türkiye çapında bugüne kadar hep hizmet verdik. Şu anda da yine farklı illerde de Hakkari dışında, Van bölgesinde, Iğdır bölgesinde işler yaptık. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde çalışmalar yaptık. Halen de yapıyoruz. Ve her türlü Türkiye'deki dediğim gibi bu işi yapan kurumların tamamına bu hizmeti veriyoruz. Hangi hizmetler derseniz bütün altyapı projelerine altlık olacak haritalarda madenciliktir, kamulaştırmadır, yol işleridir, projelendirme, elektrik NH hatları, bunların kamulaştırmaları, etütleri, yol çalışmaları, baraj gölet çalışmaları, hali hazır harita çalışmaları ve bir sürü sayamadığım benzeri bir sürü çalışmalar. Yani haritaya çalışma ve mühendislikle ilgili aklımıza ne geliyorsa A'dan Z'ye bütün hizmetleri Türkiye genelinde. Hem ekipman olarak, personel olarak yıllardır bu sektörde yeterli oranda bulundurarak bünyemizde çalışmalarımızı, hizmetlerimiz vermekteyiz yani. Evet. Efendim bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Göz önünde bulundurmuş olduğunuz unsurlar nelerdir? Yani öncelikle yaptığımız işle ilgili tabii ki kaliteden hiçbir zaman ödün vermemeye çalışıyoruz. Evet. Yani doğru bir şekilde, hassas bir şekilde. Çünkü haritacılık deyince zaten insanlar harita çalışmalarını hassas olsun diye bize yaptırıyorlar. Evet. Düzgün olsun diye yaptırıyorlar. Öncelikle bizim dikkat ettiğimiz şey hassasiyet ve düzgünlük ve dürüstlükten ödün vermeden diyeyim yani. Ve işçi güvenliği, çalışanlarımızın güvenliği öncelikli olarak bu tür hususlara dikkat etmekteyiz. Yani. Kaç kişiyle bu hizmeti sağlayabiliyorsunuz? Şu anda benim bünyemde sürekli daimi olarak çalışan benden hariç 3 arkadaşımız var. Ama bunun dışında işe bağlı olarak arazide çalıştığımız ekipler oluyor. Evet. Yaklaşık ortalama 10-15 kişi ortalama kişiyle bu hizmeti oluyor yani hani iş projenin özelliğine tabii göre, ki özelliğine göre projenin büyüklüğüne göre değişebiliyor. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren birçok harita mühendislik işletmesi varken neden özellikle insanlar sizi tercih etmeli? Şimdi şöyle bulunduğumuz bölgede yani belki bölgenin şartlarından kaynaklıdır. Hani fazla sayıda arkadaşımız yok burada. Evet. Bu bölgede çalışma yapmamız özellikle biraz daha tercih sebebi oluyor ve referanslarımız da iyi. Yani her türlü Türkiye'deki TOKİ'sinden tutun da karayollarına, DSİ'ye, TEDAŞ, TEİAŞ bu tür kurumlara yaptığımız işler var, referanslarımız farklı firmalarda var. Bu firmalara yaptığımız işler
Bence tercih edilme sebebimizdir diye düşünüyorum yani. Evet, referanslarımız oldukça etkili bu konuda. Evet. Şimdi efendim, hali hazırdır burada harita ve harita mühendisi olarak. Bu alanda da fotogrametrik harita yapımı da yapmaktayız. Yani drone'umuz var. Bu drone'la yersel haritaların dışında fotogrametrik çalışmalar da yapmaktayız. Evet. Bu da bünyemizde artı bir tercih edilme sebebi sayılabilir yani. Evet. Peki efendim, harita mühendisi olarak burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle ilgili var mıdır? Hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir? Yani biz sektörde zaten her türlü yeni çıkan teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bizim sektörümüz sürekli gelişen bir sektör. Evet. Sürekli yerinde sayan bir sektör değil. Değişim açık bir sektör. Evet, teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bu alanda oluşacak, yeni çıkacak her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmeyi planlıyoruz. Yani misyonumuz budur yani. Evet. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun ederim. Kutlu Bey. Sağ olun. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Hakkari'den ve sektörün en iyisi Emir Harita Mühendislik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.